Arkadaşım tekrar hoş geldin. Ben Seyit Hoca. Kaymanın temel ilkesi, permütasyon, kombinasyon ve binom kısmını anlatacağım. Öğrencilerin en çok sevdiği kısımdır burası. Yani hakikaten severek, haz alarak çözerler bu konuyu. Benim kendi öğrencilik hayatımda dahil olmak üzere bu konu benim için de çok büyük bir kabustu. Şöyle olmuştu. Ben 98 senesinde gittim üniversite sınavına. Dershaneye gittiğim zamanlarda ya bu konuyu anlattılar. Anlattılar da benim aklım sarmadı bu konuyu. Çok mantığıma yatıramamıştım. Ya bu konuyu ilk defa ortaokulda gördüm, hatırladım, hayal meyal. Bunlarla ilgili bir şeyler hatırlıyordum ama tam olarak neye karşılık geldiğini çok idrak edemiyordum. Lisede sona geldiğimde dershaneye gittiğim zamanlarda da dershanedeki öğretmenim de anlatmıştı ama çok bir şey anlayamamıştım. Şöyle anlayamamıştım. Ya benimle alakalı bir durum değildi galiba bu. Çünkü o sene sınava girdiğimde ÖSS, ÖYS vardı. Ben o sınavda Türkiye 8096.sı oldum. 52 tane matematik sorusu vardı. 50 tanesini yaptım. Yani öyle bir problem vardı bu konuyla alakalı. Bana anlatılamadı galiba. Bu 52 sorudan da bir tanesi bu konuyla alakalıydı. Tam mantığıma yatıramadığım için çözememiştim. Diğeri de bu konu zaten sorulmaz diye bir konu vardı. Konikler isimli bir konu vardı o zaman. O konikler konusu zaten sorulmaz diye anlatmamışlardı. Bir tane de oradan çıkmıştı. O ilk soruyu ben o şekilde kaçırmıştım. Ya yani 8096. oldum. Yani bu konuda hani bayağı bir emek vererek sınava girdim. Meslek lisesi mezunuyum bu arada. Ben daha önce de videolarımda da bahsetmiştim. Meslek lisesi mezunuyum. İskitler Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri bölümü. Ben sonra o sene dershaneye gittiğim zaman da işte süreç böyle işte. Biraz iyi çalıştım galiba. Derece iyi oldu ama daha sonrasında işte böyle bir problem oldu. Ya yani bu iki konuyu kaçırmıştım ben. Bu konu tam olarak ne anlatır? Ya soyut bir konu olduğu kesin ya. Bak bunu elle tutulur olarak göstermeye ben elinden geldiği kadar gayret edeceğim ama konu soyut bir konu. Düşünmesi zor bir konu. Ya bir de böyle bir şey var, belirli bir kalıbı olan bir konu değil. Her soruda başka yöntem uyguluyor. Genelde öğrencinin en çok acı çektiği kısım da zaten burası oluyor. Bu konuyu yaparken bir yöntem var mı diye soruyor. Hocam bunların hepsini çözecek bir yöntem. Ya yok. Hepsinde başka yöntemler uyguluyorsun. Benim için de aynı şey geçerli. Ben de daha önceden karşılaşmadığım bir soru şekliyse eğer ben de düşünüp o an onu çözüp geçmeye, öğrenciye açıklamaya çalışıyorum. Şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye yöntem düşünerek yapıyorum. Bu konunun öğrenci için sıkıntılı olan tarafı budur. Her soruya, her başlığa ayrı bir çözüm şekli yapmandan kaynaklı oluyor ama hani süreci burada ben mümkün olduğu kadar dilim döndüğünce somutlaştırarak anlatmaya çalışacağım. Hatta birazdan bu konu ne işe yarar? Benim kendimce bulduğum bazı şeyler var. Ne işe yaradığına dair derste de anlattığım bazı kısımlar var. Onları da ben paylaşmak istiyorum. Biraz bu ilk kısmına girmeden evvel ben bunlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ya saymadan saymak olacak bak. Burada yapacağımız için temelinde anlatılacak şey saymadan saymak. Biz saymadan nasıl sayarız? Ya bir işlemin kaç farklı sonuca sebep olduğunu bulmak için ne yapılması gerekir? Burada hani genellikle en bariz hayatın içinde var olan şeylerden bir tanesini söyleyerek başlayacağım ben. Mesela sayısal loto. Yani sayısal lotoyu bilmeyen yoktur aranızda. Sayısal lotoda bildiğin üzere 49 tane sayı vardır. Sen o 49 tane sayıdan 6 tanesini kalp gözünde görmeye çalışırsın. Eğer o hafta yapılan çekilişte senin seçtiğin 6 tane sayı, çekiliş sonrasında çıkan 6 tane sayının aynısıysa ikramiyeyi kazanırsın demektir. Değişti düşündüm mü bilmiyorum ama ben çok düşünmüştüm bunu geçmiş yıllarda. Kaç tane kolon oynarsak kesin tuttururuz. Yani kaç tane altılı sayı seçersek kesin tuttururuz sorusunun cevabı ile ilgili. Ben bir şeyler düşünmüştüm bununla alakalı. Bak sana şimdi ben bunlarla ilgili bu konuya girişini yaparken ben onlarla ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela sayısal lotonun durumu şudur bak burada. Sayısal lotoda birden 49'a kadar sayı vardır. Sen bu 49 tane sayıdan 6 tanesini seçersin. Seçtiğin 6 tane sayı eğer çekilişte çıkan 6 tane sayının aynısıysa büyük ikramiye senin olacak demektir. Peki kaç tane kolon oynarsın toplamda? Ya ben çok böyle teferruatlı gitmeyeceğim. Aslında burada kombinasyona falan girmek lazım ama ben kombinasyona girmek biraz daha yüzeysel, biraz daha sığ bir şekilde söylemeye çalışacağım. Bak sen burada 6 tane sayı seçeceksin. Ya hesabın hani bilenler varsa dinlerken fark edecekler de bu hesap çok doğru değil ama en azından fikir versin diye söyleyeceğim. Şimdi kombinasyon falan tabii ki demeyeceğim. Burada bak sen 6 tane sayıdan birini seçeceksin. Buraya 6 tane sayıdan birini seçtiğin zaman elinizde 49 tane sayı var. Buraya bir tanesini seçtiğin zaman 49 farklı seçenekten bir tanesiyle muhatap olursun. Birden 49'a kadar. Sonra seçtiğin sayıyı bir kere daha seçemeyeceğin için yan tarafa 48 tane sayı kalır. Bir yan tarafa 47 tane, daha yan tarafa 46, 45 ve 44 tane. Yani olası bütün ihtimaller, tabii ki bu değil, tekrar söylüyorum. Bu değil ama yüzeysel de olsa bir hesap için bir fikir verebilir.
Bu sayıların tamamı çarpımı kaç taneyse aşağı yukarı sanırım 120 milyon yapıyordu bu. 120 milyon küsürlü bir şeyler yapıyor. Bu 120 milyon tane o hafta oylanacak kolon sayısı var demek. Yani sen eğer gider gözünü karartıp 120 milyon tane kolonu ki zaten elle oynayamazsın da hani bilgisayar oynattığını varsayıyorum. Bir yazılım geliştirdin. Çok basit. Zor bir şey olmaz bu. Bu 120 milyon tane kolonu oynadığında 120 milyon tane kolon oynarsan kesin o hafta ikramiye sana çıkar ama bir başka ruh hastası bu işi de yapayım der de seninle beraber aynı ikramiyeyi o da talip olursa bu durumda ikramiye yarı yarıya bölüneceği için altın taş üfüttüğün kurbağaya değmiyor. Ya burada 120 milyon tane ihtimalden bir tanesi de bahsediyor. Bir tanesinden bahsediyorsun. Yani Allah'ın biraz sevgili kulu olmak lazım. 120 milyonda bir ihtimal var. Bu yüzden çok düşük. İşte bunu bak dikkat edersen ben saymadan sayma yaptım burada. Teker teker kaç tane kolon olduğunu bulmadım ama kaç tane olduğunu bulabildim. Ya da bak başka. Mesela bilgisayarların IP adresleri. Bunu ben çok anlatırım sınıf içinde. Bilgisayarların IP adresleri. Yani şu an bu sıklıkta kullanılan IPv4 standardı var. Bunu IP ayarlarından o DNS falan değiştiriyorsan eğer oralarda bunları görebilirsin. IP ayarlarında şöyle 4 tane sayı vardır. Senin yazabileceğin, senin o an internete bağlı olabilmen için tek gereklilik budur. İnternete bağlı isen kesinlikle bir IP'in vardır. Burada bu birinci bölgeye 0 ile 255 arasında bir sayı yazarsın. Yazı sayı gelir. Onlar otomatik olarak belirlenir. Buraya 0 ile 255 arasında. Buraya da 0 ile 255 arasında. Buraya da 0 ile 255 arasında sayı gelir. Yani sen toplamda buraya 0 da dahil olmak üzere 256 tane sayı yazarsın. Buraya da 256 tane, buraya da 256 tane, buraya da 256 tane sayı yazarsın. Peki bu şart altında her aygıtın cep telefonları dahil, internete bağlanan klimalar dahil, hepsinin bir IP adresini düşündüğün zaman internete kaç tane aleti bağlayabilirsin diye düşündüğün zaman bu iş biraz sıkıntıya girmeye başlıyor. Tabii bir de bunu dünya genelinde düşünmen lazım. Bunların hepsini çarparsan şu 256 ile 256 çarptığın zaman 65.536 yapar. Bir tane daha yanına gelir 65.536. Sen bu ikisini birlikte çarptığın zaman aşağı yukarı 3 milyar 600 milyon küsur bir şeyler yapıyor işte. Böyle bir aygıt sayısı yapıyor. Bir şey gelir. Ya şimdi sen dünya genelinde 3 milyar 600 milyon tane aygıttan bahsettiğin zaman bu iş sıkıntıya girmeye başlıyor. Cep telefonları var. Her birinin IP adresi farklı zaten. İnternete bağlı olmayan cep telefonu mu kaldı artık? Bilgisayarlar keza öyle. Yani internete bağlayabileceğin herhangi bir aygıt içinde durum bu şekilde olur. 3 milyar 600 milyon tane dediğin zaman bu sistem dünyadaki aygıtların tamamını internete bağlamaya yeterli gelmiyor. İşte burada bunun sıkıntı çıkaracağını bu şekilde hesap eden adamlar bildiği için bu IPv4 standardından IPv6'ya geçiyorlar. Bu IP ayarlarında da Windows'un ayarlarında da var bu. Yani sen burada bu 4 tane IP kutucuğunun yanına 2 tane daha eklediğinde artık sorun uzunca bir süreliğine çözülmüş oluyor ve sen kaç tane aygıtı internete bağlayabileceğini saymadan saymış oluyorsun. Çok önemlidir bu yüzden. Başka mesela eskiden hani şu an çok kullanılmıyor gerçi ama sabit telefonlar çok fazla tercih edilmiyor. Özellikle evlerde çok fazla yok. Mesela Ankara'da kaç tane haneye telefon numarası verebilirsin? 0312 ile başlamak şartıyla Ankara'nın şehirler arası kodu. Buraya 3 tane sayı gelir. Buraya 2 tane. Buraya 2 tane daha gelir. Sen şimdi bütün evlere telefon numarası vermeye kalkıştığın zaman kaç tane eve telefon numarası verebilirsin? Sorusunun cevabı ne? Burada bunu yazmaya kalkıştığın zaman kaç tane numaraya haneye telefon verilebilir dediğinde buraya baş kısma 0'dan 9'a kadar sayılar yazacaksın. 0'dan 9'a kadar rakam gelecek yani 10 tane. Buraya da 10 tane, 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 buraya da 10 tane. Yani kaç tane çarpıyorsun? 7 tane 10 çarpıyorsun. 10 üzeri 7. 10 üzeri 7 demek ne demek? Birin yanına 7 tane 0 at demek. Birin yanına 7 tane 0 atarsan 10 milyon olur demek. Yani sen bu sistemle Ankara'daki bütün evlere telefon numarası vereyim desen 10 milyon tane haneye numara verebiliyorsun. 10 milyon birinciye veremez. Bu sistem kaldırmaz, bu sistem çekmez ama zaten ev telefonunu bu kadar kullanan yok. Hani bu operatörlerde o baş kısma gelen numara var ya onun çeşitlilik göstermesi aynı operatörde bu yüzden. Ya geçmiş zamanlarda bunlar aynıydı. Türkcell'in sadece 0532'li hatları vardı. Diğer numaralar yoktu. 0535 ile başlayan numaralar Türkcell'e kullanılmıyordu. 32'li numaralar kullanılıyordu. Artık sistem kaldırmadığı için çeşitli alternatifler gelsin diye buradaki numaranın farklı farklı
Ya 0532, 0530, 0535 gibi numaralar almaya başladılar. Ya da mesela araç plakaları, hani tabii burada tam olarak bunun tüm hepsini saymak zor olacak ama mesela Ankara'da araçlara plaka vermek dediğin zaman 06 ile başlayan bir araca, 06 ile başlamak şartıyla bir araca plaka verdiğinde burada ya bir harf olur, ya iki harf olur, ya üç harf olur. Bizim plakamızda üç tane harf olsun, sonuna da üç tane sayı gelmiş olsun. Şimdi sen bu sistemle Ankara'daki araçlara plaka vermeye kalkıştığın zaman buraya A'dan D'ye kadar 29 tane harf olduğu için sen buraya 29 tane harften birini yazarsın. Kullandığın harfi tekrar kullanabildiğini varsayıyorum 29 tane. Buraya da 29 tane. Sonra sayılara geldiğin zaman buraya 0'dan 10'a kadar, 0'dan 9'a kadar bir rakam gelecek. 9, özür dilerim 10. Buraya da 0'dan 9'a kadar 10. Buraya da 10 tane gelir. Yani sen bu sistemle Ankara'da araç plakalamak istesen burada 29'un küpü hepsini çarpıyorsun. 29'un küpü çarpı 10'un küpü tane kaç çıkıyorsa artık bu. İşte bu da 190'ın küpü yapar. 290'ın küpü kaç çıkıyorsa o kadar tane araca plaka verebilirsin demek. Ya bu iş çoğaltılabilir. Bununla ilgili hani alışveriş sitelerinde kullanılan SSL sertifikalarında bunlar var. O adres satırında güvenli alışveriş için dikkat ettiğimi bilmiyorum ama HTTPS protokolü var. Güvenlik sertifikalarında kullanılan şifreleme teknolojilerinde kullanılan 128 bit, 64 bit gibi güvenlik belirteçleri var. Onların ne anlama geldiğiyle ilgili işlemlerin tamamının arkasında bunlar var. Tabii benim işim artık bu kadarı yeterli. Ben burayı burada bağlıyorum. Anlatacağım şeyi anlattım ve hani söylemek istediğim şey de şu olduğuna özellikle dikkat et. Biz bir durumun kaç farklı sonuca sebep olduğunu saymadan sayacağız. Saymadan saymak için genellikle kullanılan şu an benim sana ekran boyunca anlattığım şeylerde kullandığım saymanın çarpma kuralı vardır. Aynı anda yaptığın işlemlerde hep çarparsın. Bir de saymanın toplama kuralı var. Onu da ekranda görüyorsun. Ben şunu ekranımı temizliyorum. Artık yavaş yavaş buraya doğru gelmeye başlıyorum ki zaten işimiz burası olacak dedim. Saymanın temel ilkesinde birinci yöntem toplama kuralıdır. Toplama kuralında zaten bak ekranda bir şeyler yazıyor. Birinci işlemi A1 yolla, ikinci işlemi A2 yolla, bu şekilde nokta nokta. Eninci işlemi AN farklı yolla yapıyorsan burada bu işlemlerden sadece birini A1 artı A2 artı tık 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 AN kadar farklı yolla yaparsın. Bak bunun örneğini vereceğim birazdan. Burada sadece bir tanesini yapıyorsan bütün yolları toplarsın. Bir de bununla ilgili çarpma kuralı da var. Onu da söyleyeyim. Örneğimi de söyleyeyim ondan sonrasında. Birinci işlem A1 yolla, ikinci işlem A2 yolla, eninci işlem AN farklı yolla yapılıyorsa bu işlemlerin tamamı aynı anda yapıldığında diğerinden farklı olan tarafı budur. A1 çarpı A2 çarpı AN kadar farklı yolla yapılır. Bak bunun örneği şöyle olabilir. Mesela 3 tane gömleğin, 4 tane pantolonun, 5 tane de fuların olduğunu varsayıyorum. Şimdi sen bunlardan bir tanesini giyecek misin? Bunları nasıl giyeceksin? Birinci durumda sadece biri giyilecek. Diğer durumda her birinden bir tane giyecek. Her birinden birer tane. Yani aslında sağ tarafta bir de kombin yapıyorsun. Şimdi sen sol taraftaki durumda sadece bir tane giyeceksen eğer, yani sadece gömlek ya da sadece pantolon ya da sadece fular giyeceğini varsayalım. Çünkü aynı anda giymiyorsun. Şimdi sen burada seçim işlemini yaparken ya 3 tane gömlekten birini seçersin. G1, G2, G3 seçersin. 3 seçenek buradan gelir. Aynı anda yapmadığın için ya da pantolonlardan bir tanesini seçersin. P1, P2, P3, P4'ten birini seçersin. 3 artı 4'ten 7 seçeneğin olur. Fulardan bir tanesini seçtiğin zaman da P1, P2, P3, P4 ve F5 olur. Yani sen bu kıyafetlerden sadece bir tanesini giydiğin zaman elindeki kıyafetlerin toplam sayısı kaçsa o kadar farklı şekilde giyinebilirsin demek. Bunların tamamını topladığın zaman da 12 farklı şekilde giyinir. Ama sadece gömlek giyiyorsun, sadece pantolon giyiyorsun ya da sadece fular takıyorsun. Sağ taraftakinde söylemeye çalıştığım her birinden sadece birer tane. Yani gömlekten bir tane giyiyorsun, pantolondan bir tane giyiyorsun, fulardan da bir tane giyiyorsun. Birer tane hepsinden alıyorsun. Burada bu işin tamamı 3 çarpı 4 çarpı 5'ten 60 farklı şekilde olur. Peki niye çarpıyoruz? Ya bunu ben söylemek istiyorum. Ben kendim de bu ikilemlerin hepsini yaşadığım için niye çarpıyoruz sorusunun cevabını ben sana bir anlatmak istiyorum. Yani bir sefer bunu göstermek istiyorum. Burada sen bak şöyle bir şey yapacaksın. 3 tane gömlek var. G1, G2, G3. 4 tane pantolon var. P1, P2, P3.
P4. Bir de 5 tane fularım var. P1, P2, P3, P4 ve P5. Sen şimdi bu kıyafetlerin her birinden bir tane giyeceksin. Şimdi kaç farklı şekilde giyinebileceğini gel beraber bakmaya çalışalım. Buradan bir tane birinci gömleği, birinci pantolonu seçtiğinde birinci fularla birlikte bir tane yap. Birinci gömlek, birinci pantolon, bununla beraber bir tane daha yapalım. Aynı şeyi bunun için yaparsın. Aynı şeyi bunun için yaparsın. Aynı şeyi bunun için yaparsın. Dikkat ettin mi? G1 ve P1 için sadece F1, F2, F3, F4, F5 olmak üzere toplamda 5 farklı şekilde yapabildim. Aynı işlemin G1'i ve P2'yi seçerek tekrarladığın zaman bu ve bu dediğinde tekrar bir 5 tane daha gelecek. Yani sen burada her bir pantolon için 5 tane fular seçtiğinden her bir pantolona 5 tane fular seçmiş oluyorsun. Aynısı G1 P3 için de olur. G1 P4 için de olur. Yani sadece sen burada G1'i seçtiğin zaman 4 tane pantolona karşılık 5 tane fular giyebildiğin için 4 kere 5'ten 20 tane pantolon fular kombini yaparsın. Bir de bunun aynısını G2 ve G3 için de yaptığın zaman bunun yanına bir tane de 3 çarpmak gelir. İşte sen bu yüzden 60 farklı şekilde çarparak giyinebilirsin. İşin mantığında bu vardır. Çarpma sebebin bu. Sen sol taraftakinde sadece bunu, sadece bunu, sadece bunu, sadece, 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 sadece bunlar, 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 sadece bunları giyebilirsin. Ama öbüründe her bir kıyafetten üçünden de birer tane. O yüzden sağda çarparsın, solda toplarsın. Aradaki somut farklılık bu.